Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Sıfırdan başlanılan bir oya modeli ile karşınızdayım. Bunun sıfırdan nasıl başlandığını tarif edeceğim. O modelimiz çok güzel arkadaşlar. Ve çoğu arkadaşımız nasıl başlandığını bilemedikleri için mesaj attılar. O yüzden herkese faydalı olması açısından bu şekilde arkadaşlar modelimizin nasıl yapıldığına başlıyoruz. Şimdi tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik. Sabitledik ipimizi. Buraya 12 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi çektim. Bu şekilde iki tane tığ battı atlıyorum. 1, 2. Üçüncü tığ battıma bu şekilde kapattım arkadaşlar. Buraya bir yuva yaptık. 10 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çekiyorum. Hemen şöyle tersini çevirdim. Buradaki yuvanın tam ortasından girip sabitledim 10 zincirimi buraya bu şekilde hemen üzerine 12 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 döndüm arkadaşlar düz yüzüne bu yaptığım iki katlı zincirin ikisinden de girip buraya birinci kirpiğimi bu şekilde sabitliyorum sık iğne ile bunu buraya tutturdum ve yeni 12 zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 1 ve 12 hemen arkadaşlar bu ilk kirpiğin yanına bu ikinci kirpiği de bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum yine 12 zincir 2 3 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bu da buraya üçüncü kirpiği bu şekilde 12 zincirli 3 tane kirpiğimizi yaptık. Ve 7 tane zincir. Bir tık arkadaşlar 6 6 12 yarısı 6 ediyor ama bir zincir fazla çekin. Daha güzel duruyor. 3 4 5 6 ve 7. Hemen ters çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilk 12 zincirimin arasına girip kirpiğimin arasına girip 7 zincirimi kapattım. Bu 7 zincir önemli arkadaşlar. Arasına bir tane zürafa yapacağız. O yüzden bu şekilde hafif bombili gerdirmesin. 6 zincir çekip gerdirtmeyin. Bir zincir fazla çekip bu şekilde bombili olacak. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki kirpiğin içine girip sık iğne ile sabitledim. Buraya bir tane zürafa yaptık. Tığ battı. 3 zincirimi çektim. Hemen sıradaki arkadaşlar tığ battımın. Aman kirpiğimin içine girdim arkadaşlar. Bu şekilde buraya iki tane yuva yaptık. Üçer zincir iki tane yuvamız oldu. Yedi tane zincir çekiyorum. Dört, beş, altı, yedi. Hemen çevirdim arkadaşlar bu şekilde. İlk üç zincirli yuvamın içine bu yedi zincirimi kapattım. Bu şekilde. Buraya bir tane yuva yaptık. Geriye beş zincir. Üç, dört, beş. Yine 3 zincirli yuvanın içine girip ikinci yuvamızı da bu şekilde yaptık. Yine 5 zincir. 5 zincirimi bu 7 zincire dikkat demiştim arkadaşlar. Bu 7 zincirin arasına girin. Sakın şurasına girip burasını pot bırakmayın. Bu 7 zincirli aranın arasına girip bu şekilde 5 zincirinizi sabitleyin. Bu kadar arkadaşlar oyanın yapılışı. Yine ilk başta yaptığımız gibi 11 tane zincir çekiyorum. 1, 2, ilk başta 12 artık 11 zincirle devam edeceğiz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Hemen iki tığ battı atlayıp 1, 2, 3. tığ battımın içine girip bu şekilde sabitliyorum. Buraya 12 zincirimizi bakın arkadaşlar. Şu köprüyü yaptık. İlk başta yaptığımız köprüyü bu şekilde 11 zincir çekerek yaptık. Ve üzerine 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim. Hemen döndüm. Bu zincir çekmeye başladığım bu dipten arkadaşlar bakın bu aradan en sonuncuya doğru bu şekilde kapattım sık iğne ile sabitledim. Yine 12 zincir çekiyorum. 3 4 5 6. Bu kirpikleri, büyük kirpikleri yapıyoruz 12 zincirle. 7 8 9 10. 11 ve 12. Ters çevirdim arkadaşlar. Düz yüzüne döndüm bu şekilde. Bu iki zincirin ikisini de alarak bu şekilde buraya kapattım. Bu birinci kirpik. 1 Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bu kapattım. 12 zincirin yanına hemen bu şekilde kapattım arkadaşlar ikinci kirpi. Yine 12 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yine arkadaşlar bu şekilde kapattım. 3 tane kirpiğim yine oluştu burada bu şekilde 7 zincir 7 zincirimi dönüp hemen ilk yaptığım kirpiğimin zincirimin arasına girip bu şekilde buraya sık iğne ile sabitledim bakın 7 zincirim hafif bombili 1 2 3 zincir diğer kirpiğime yuva olarak sabitledi 3 zincir bu şekilde arkadaşlar sabitledim 7 zincir 7 zincirimi çevirdim arkadaşlar bu ilk yuvamın içine girip sık iğne ile bu şekilde buraya sabitliyorum 1 2 3 4 ve 5 hemen sıradaki yuvaya 5 zincirimi kapattım ilkin arkadaşlar minik minik rengarik kirpikleri yapacağız o yüzden hem bir fazla hem de dönüşte yediği için ilk yuvamız 7 diğer iki yuvamız 5 zincir bu şekilde arkadaşlar. Bakın. 7 zincirimin arasına. Kirpiğin değil. Bu son yaptığım kirpiğin değil. 7 zincir. Tekrar tekrar vurguluyorum ki arkadaşlar aklımızda kalıcı olması için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Hemen arkadaşlar 1 2 3. Buranın adedi 11. Saniyeden bir şey olmaz ama adedi 11 arkadaşlar. 1, 2, 3. tığ battı ya bu şekilde sabitledim. Evet arkadaşlar bu şekilde devam edecek. İki tanesini sizle çıkardık. Diğerleri de aynı şekilde devam edecek. Şimdi tekrar 10 zincirle dönüp bu yuva yapımına başlayacağız. Biraz ben bunu çoğaltayım arkadaşlar. Sonra kirpiklerini de beraber takalım inşallah. Evet arkadaşlar Şöyle oya kendini gösterecek kadar, sizlere anlaşılacak kadar arkadaşlar. 3 tane de ben yaptım. Şöyle tepelerine de küçük küçük kirpikler yapıyoruz. İstediğiniz renklerden hoşunuza hangi renk giderse beyazla çünkü hep her renk gidiyor arkadaşlar. Hangi renkten yapmak istiyorsanız, seviyorsanız o renkten bu şekilde ipimizi tığımıza tutturuyoruz. İki zincir çekerek ilk başta yaptığımız yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile giriyoruz arkadaşlar ve üzerine 5 tane zincir. 5 zincirimi kapatıyorum buraya birinci kirpik olarak. Yine 5 zincir. Hemen bu ilk yuvanın içine 3 tane bu şekilde kirpik yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Hemen şekilde arkadaşlar yuvanın içine girip somalı rengi inşallah kendini gösteriyordur. Bu şekilde hemen beş zincirden üç tane kirpik yapıp ilk yuvamızın içine arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu oyanın bir zorluğu yok. Sıralı bir oya aslında. Bunun tek yönü bence bu kirpikleri de yapmak değil de tabi herkesin düşüncesi farklıdır. Bunları bu şekilde biraz bit bit kesip yapmak sizi oyalayacağını düşünüyorum. Bu şekilde şöyle arkaya da çekmeseniz olur. Hemen arkadaşlar yakıyoruz. Arkaya yapıştırıyoruz. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar minik minik kirpikler yapıyoruz. Şunu da yapalım. Ona da arkadaşlar bu şekilde kırmızı yapalım. Yanımda hemen kırmızı vardı. Bu rengi aldım zincir çekerek tutturuyorum. Yine ilk bu 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile giriyorum. 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Yuvama girip kirpik olarak bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Minik minik kirpiklerle arkadaşlar bu yaptığımız zemini hareketlendiriyoruz. rengarenk kır çiçekleri malum nevruz haftasındayız böyle rengileyerek bahar çiçekleri gibi çiçekleri açtırabiliriz bunu yeşille yapıp üzerine çimen gibi arkadaşlar tabii ki yapabiliriz gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde şunu da yakayım evet arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde yeşilin üzerine de çimenin üstünde açan minik kır çiçekleri gibi böyle yeşilin üzerine de yapabilirsiniz bu şekilde modelimiz. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.